Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Hoca. İkinci derecenin denklemlerde kök bulmanın ikinci yöntemi olan diskriminant yöntemi ile devam ediyoruz. Diğer bir ismi arkadaşlar delta yöntemi. A² artı bx artı c eşittir 0 denkleminde a 0'dan farklı olmak üzere delta buradan arkadaşlar b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c ifadesine biz diskriminant diyeceğiz ve bu ifade delta ile gösterilecek. Delta'nın arkadaşlar 3 durumu var. Birinci durumu eğer delta 0'dan büyükse bu verilen denklemin 2 farklı kökü var diyeceğiz. Kökleri eksi b artı kök delta bölü 2a eksi b eksi kök delta bölü 2a ile bulacağız. Eğer ki bir de arkadaşlar delta eşit 0 ise diyeceğiz ki çakışık kök ya da çift katlı kök diğer bir ismiyle bir elemana sahip çözüm kümesi ya da eşit 2 kökü var diyeceğiz arkadaşlar. Kökü de şöyle bulacağız. X1 eşittir X2. Eksi B bölü 2A şeklinde bulunacak. Delta eşittir. Delta sıfırdan küçükse arkadaşlar reel kökü yok. Karmaşık kökü var veya sanal iki kökü var diyeceğiz. Burada M, N eleman reel sayı olmak üzere. X1 eşittir. M artı N çarpı İ. X2 eşittir. M eksi N çarpı İ olacak. Yani birbirinin eşleniği iki kök olacak arkadaşlar. Buradaki iyiliği ifade ileriki konularda karmaşık sayılara değineceğiz. Sadece şu an için giriş kısmından bahsediyoruz. Diğer bir kök türü daha var arkadaşlar. Daha çok özel bir kök türü. Simetrik kök. Bir kök diğer kökün toplama işlemine göre tersi durumda ise bu köklere simetrik kök diyeceğiz. Yani köklerimden bir tanesi 5 ise diğeri eksi 5 olacak. Burada arkadaşlar pratik olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Ax kare artı bx artı c 0 denkleminin simetrik iki kökü var diyorsa o zaman buradaki b ifadesi 0'a eşit olacak. Bizim denklemimiz ax kare artı c eşittir 0 şeklini alacak. Hemen söylenenler üzerinden soru çözüp pratik yapalım arkadaşlar. Örnek 1. 4x kare eksi x eksi 3 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Çözüm kümesini delta'dan bulacağız. Hemen geldim arkadaşlar. Şu A'ydı. Şu B. Şu da C. Buradan A kime eşitmiş? 4'e. B buradan X'in kat sayısı olan eksi 1'e. C arkadaşlar buradan eksi 3'e eşitmiş. Delta yöntemini uygulayacaktık. Delta yöntemi neydi? B kare eksi 4 çarpı A çarpı C'ydi. Hemen o zaman yerine yazalım. B buradan eksi 1'de. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 4 çarpı eksi 3. Buradan düzenlersek 1'in karesi 1. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarparsak eksi 12 artı 12 oldu. 4 ile de çarparsak 48 yapar. İkisini toplarsak arkadaşlar 49 olur. O zaman köklerimiz şuydu. X1 eşittir. Eksi B artı kök delta bölü 2A idi. Yerine yazarsak buradan eksi B kimdi arkadaşlar? 1'di. O zaman eksi 1 parantez içinde eksi artı kök delta değil. Delta kaça eşit? 49'a. Onu da yerine yazdık. Çarpı 2 çarpı a. A kaçtı? 4'tü. Düzenlersek 49 arkadaşlar dışarıya 7 diye çıkacak. Eksi eksi artı olacak. O zaman burası artı 1 artı 7 bölü 8. Köklerimizden bir tanesi 1 oldu. Diğer köke gelelim. Hemen 2'ye eşitledik arkadaşlar. Buradan o zaman eksi b idi. Eksi b eksi kök delta bölü 2a'ydı. Eksi b o zaman burası artı 1'di. Onu yerine yazdık hemen. Eksi kök 49 bölü 2 çarpı 4'tü. Burası 1. Burası 7 diye dışarı çıkmıştı. Bölü 8. O zaman diğer kökümüz de eksi 6 bölü 8. Yani eksi 3 bölü 4 olur. Denkleminin köklerini bulunuz demiş. Hemen diskriminanta bakalım. Burada A kimmiş? 4. B kimmiş? Eksi 4. C de arkadaşlar burada 1'miş. Delta yöntemimizde B kare eksi 4 çarpı A çarpı C idi. Hemen yerine yazalım. Buradan o zaman B dediğimiz ifade eksi 4'te. Eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı A değeri 4'tü. B değeri de 1 arkadaşlar. O zaman bu arkadaş ne olacak? Eksi 4'ün karesi 16.
Buradan eksi 4 de eksi 4'ü çarparsak eksi 16. Sonucumuz 0 çıktı. Delta 0'a eşitken ne demiştik? Çakışık iki kök var ya da tek çözüm kümesi var ya da birbirine eşit iki kök var diyebiliyorduk. O zaman buna hemen çakışık kökü var diyelim. Çakışık kökü varsa arkadaşlar bana denkleminin kökünü sormuş. O zaman burada kökü bulmak için yapacağımız şey neydi? X1 eşittir. X2 ne oluyordu? Eksi B bölü 2 alıyordu. Eksi B idi. O zaman geldim. Eksi, eksi 4'ü yazdım. 2A demişti. O zaman 2 çarpı 4'ü yazdık. Burası 4 bölü 8 oldu. O zaman eşit 2 kökümüz vardı. Bu da ne olur? 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Geldik örnek 3'e. X kare artı 2x artı 3 denkleminin gerçel sayılarda çözüm kümesini bulun demiş. Hemen a eşittir. Burada katsayı 1. B burada 2'ymiş. C de burada arkadaşlar 3'müş. Delta'dan gidersek delta burada neye eşitti? B kare eksi 4 a çarpı c idi. B buradan 2 idi. 2'nin karesini alalım. Eksi 4 çarpı ne olacaktı? 1 çarpı 3. Düzenlersek burası ne olacak? 4. Burası arkadaşlar eksi 12. O zaman 4'ten eksi 12 çıkarsa eksi 8. Bu arkadaş sıfırdan küçük olduğu için o zaman reel kökümüz yoktur. Bana gerçel sayılarda sormuştu. Gerçel sayılarda o zaman çözüm kümemiz neymiş? Boş kümeymiş. Köklerimiz sanal yani karmaşık sayı çıkarmıştır. Geldik hemen bir alttakine örnek 4. X kare eksi 6x m eksi 1 eşittir 0 ifadesinin iki farklı reel kökü olması için m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? İki farklı reel kökü olması için ne olması gerekiyordu? Delta 0'dan büyük olması gerekiyordu. Buradan arkadaşlar yapacağımız şey a kimmiş burada? 1. B kim? Eksi 6. C kim buradan? M eksi 1'di. O zaman hemen delta'da yerine yazalım. Eksi 6'nın karesi. Delta yazdıktan sonra bu tarafa geçeyim. B kare buradan neye eşitmiş arkadaşlar? Delta buradan. B kare eksi 4ac. İki farklı kökü olması için ne olacak? 4ac sıfırdan büyük olacak. O zaman eksi 6'nın karesi 4 çarpı 1 çarpı m eksi 1 oldu. O da sıfırdan büyükmüş. Burası 36. Dağıtırsa eksi 4'ü. Eksi 4 tane m. Buradan da artı 4 oldu. Büyük 0. Artıları toplarsak arkadaşlar 36 4 daha 40 yapar. Eksi 4 m'yi de karşıya atarsam artı 4 m diye geçer. Her iki tarafı 4'e bölersem o zaman 10 bizim m değerimiz ne olacakmış? 10'dan küçük değerler olacakmış. Yani diğer bir ifadeyle 10 m'den büyük olacakmış. M'nin alabileceği en büyük değeri sormuş. O zaman 10'dan küçük en büyük değerimiz ne olur? 9 olur. Örnek 5. M kare çarpı x kare eksi 2m artı 1 çarpı x artı 1 eşittir 0 denkleminin çakışık iki kökü olması için m kaç olmalıdır demiş. Çakışık iki kök olması için arkadaşlar temel şartımız neydi? Delta'nın 0'a eşit olmasıydı. Buradan o zaman delta b kare eksi 4ac eşittir 0 olacak. A kim burada? M kareymiş. B buradan arkadaşlar eksi 2 m artı 1'miş. C de burada 1'miş. O zaman hemen yerine yazarsak eksi 2 m artı 1'in karesi eksi 4 çarpı c değeri 1'di. A değerimiz neydi? M kare eşittir 0 olacak. Bunu düzenlersek o zaman karesi olduğu için artık burası artı oldu. 2 m artı 1'in karesi eksi 4 tane m kare eşittir 0. Açarsak arkadaşlar 4m 2m'nin karesi 4m kare. İkisinin çarpımının 2 katıydı. O zaman 4m yaptı. Artı 1'in karesi. Eksi 4m kare eşittir 0. 4m kareler birbirini götürür. O zaman geriye 4m artı 1 eşittir 0 oldu. 1 eşitliğin diğer tarafına atarsak 4m eşittir eksi 1. Her iki tarafı 4'e bölersek o zaman m buradan eksi 1 bölü 4 olur. Örnek 6. X kare eksi 2 mx artı 16. Denkleminin reel kökü olmadığına göre m'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Tam sayı değerinden bahsetmiş.
Evet, o zaman m'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır? Reel kökümüz yoksa arkadaşlar, o zaman bu arkadaş neye olacak? Sıfırdan küçük olacak deltası. O zaman delta küçük sıfır. Hemen düzenlersek burada a kimmiş? 1. B kimmiş? Eksi 2m. C kimmiş arkadaşlar? 16'ymış. O zaman delta'yı yazarsak buradan eksi 2m'nin karesi eksi 4 tane 1 çarpı 16 olacak. Ve kimden küçük olacak? Sıfırdan küçük olacak. Bunu düzenlersek o zaman burası 4 tane m kare oldu. Burası eksi 64 küçük sıfır oldu. Denklemin tamamını 4'e bölersek o zaman m kare eksi ne oldu? 16 küçük sıfır oldu. Buradan arkadaşlar m 16'dan ne olacak? M kare 16'dan ne olmak zorundaymış? Küçük olmak zorundaymış. Her iki tarafın kare kökünü alırsak, ya da öyle yapmayalım, İki derecenin eşitsizliğe geçelim. Şunu şöyle düzenleyeyim o zaman. M eksi şuradan itibaren düzenleyeyim. Eşitsizliğe geçtikten sonra işimiz daha rahat aslında. Hemen geldik o zaman arkadaşlar. Burası m eksi 4 çarpı 2 kare farkından m artı 4 küçük 0 oldu. Köklerimiz buradan 4 ve eksi 4. Buna göre bir tablo çizeceğiz arkadaşlar hemen. Köklerimizi çizersek burası eksi 4, burası artı 4. Baktık m'nin büyük derecesi büyük olan işareti artı. Köklerimiz o zaman şöyle işaretleyelim. Artı ile başlayacağız. Her köke denk geldiğimizde işaretimizi değiştireceğiz. Bizden o zaman arkadaşlar ne demiş? Sıfırdan küçük kısmı istemiş. Sıfırdan küçük kısım burası. O zaman bizim x değerimiz hangi aralıktaymış? Eksi 4 ile 4 aralığındaymış. Bize tam sayıları sormuş. O zaman eksi 4 ile 4 dahil olmadığı için buradan alacağı tam sayı değerler. Kısa yoldan şöyle yapıyorduk. 4'ten eksi 4'ü çıkartıyorduk. İkisi dahil olmadığı için ayrıyetten 1 çıkartıyorduk. O zaman çıkartırsak arkadaşlar toplamda ne olur burası? 4, 8, 1 çıkarsa 7 tane tam sayı değeri var. Ya da şöyle diyelim. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. 3, 2, 1. Toplamda 7 tane değerimiz olur. Örnek 7. X kare eksi 2mx artı m artı 2 eşittir 0 ifadesi tam kare olduğuna göre m kaçtır demiş. Tam kareden kastı arkadaşlar yani delta 0'a eşit ya da çakışık kök demek istemiş ya da çözüm kümesi tek olan elemandan bahsetmiş. Orada o zaman delta neye eşitti? 0'a eşitti. Buradan a değerimiz x'in katsayısı 1. Buradan b değerimiz x'in katsayısı pardon x karenin katsayısı 1. X'in katsayısı eksi 2m. C değerimiz de arkadaşlar sabit sayı. O zaman neymiş? M artı 2'ymiş. Deltamız neydi buradan? 0'a eşit olacaktı. B kare eksi 4ac eşittir 0 olmalı. O zaman hemen geldim. B'nin yerine eksi 2m yazdık. Eksi 2m'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı ne oldu? M artı 2. Kime eşit olacak? 0'a eşit olacak. Bunu düzenlersek eksi 2m'nin karesi 4m kare. Dağıtırsam arkadaşlar eksi 4m buradan ne geldi? Eksi 8 mi geldi? Evet. Eksi 8 eşittir 0 oldu. Denklemin tamamını kaça böleceğiz arkadaşlar? 4'e bölüp şu katsayılardan kurtulmak istiyorum. M kare eksi m eksi 2 eşittir 0. O zaman şurası eksi 2'ye 1 m'ye m oldu. Çapraz çarpımı yaparsak m eksi 2m toplarsa eksi m'yi verdi. O zaman çarpımız ne olacak? M eksi 2 çarpı m artı 1 oldu. Eşittir 0. 0 yapan değer 0 yapan değeri alacağız. O zaman m buradan 2 ya da m buradan eksi 1 çıkacak. Örnek 8. Mx kare eksi 2 kök 2x artı m eksi 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Buna göre x1 eksi x2 0 olduğuna göre m'nin negatif değeri kaçtır diye sormuş. Buradan arkadaşlar şunu demeye çalışmış. x1 eksi x2 yani karşı tarafa atarsam x1 eşittir x2 olacak. Yani kökler birbirine eşit. Yani çözüm kümesi tek. Yani bu arkadaşlar çakışık kökleri varmış. Çakışık kökte arkadaşlar ne oluyordu? Deltamız 0'a eşit oluyordu. Hemen o zaman gelelim. Burada a kime eşitmiş? X karenin katsayısı m. B değerimiz kime eşit?
Eksi 2 kök 2 yani x'in katsayısı. C değerimiz de sabit sayıydı. O zaman m eksi 1 oldu. Hemen delta'dan gidersek delta'nın 0'a eşit olacak. Çünkü bana ne demiş? x1 eksi 2 0'a eşitmiş. Yani buradan şunu demeye çalışmış. Kökler birbirine eşit. Buradan diğerine yazarsak b'nin değeri yani 2 kök 2'nin karesi eksi 4 çarpı m eksi 1 yani c'nin değeri çarpı m yani a'nın değeri. Kime eşit olur? 0'a. 2 kök 2'nin karesi arkadaşlar 8 demek. Buradan eksi 4 m'yi dağıtırsak dağıtmayalım şöyle bir yazalım. 4 çarpı m eksi 1 çarpı m eşittir 0. Denklemin tamamını 4 ile bölelim. İşimizi biraz kolaylaştıralım. 2 eksi m eksi 1 çarpı m eşittir 0 oldu. Şunu dağıtırsak o zaman buradan m kare ama eksi m kare. Sonra ne oldu arkadaşlar? Artı m düzenlersek artı m artı 2 eşittir 0 oldu. Buradan eksi parantezini alırsak yani eksiyle çarparsak denklemi m kare eksi m artı 2 eşittir 0 olur. Burada arkadaşlar şu demekti. Eksi 2'ye eksi 1 düzenlersek dur bakalım şurası eksi 2 olacak. O zaman eksi 2'ye eksi 1 gelecek. Pardon artı 1. O zaman m eksi 2 çarpı şurayı bir düzenleyelim. Bence burayı bir daha düzenleyeyim. Çünkü alanı sığdıramadım. Şöyle bir sileyim. Şuradan itibaren bir daha değineyim arkadaşlar. Hatta şöyle güzelce bir sileyim. Kağıdı düzenli kullanamadık. O yüzden nereye sığacağını da pek şöyle düzenleyeyim. Evet. Şuradan arkadaşlar delta buydu. Düzenlersek burası 8. Burası eksi 4 tane. Dağıtarak gideyim. M kare. Sonra eksi artı 4 tane m oldu. Eşittir 0. Denklemin tamamını 4'e bölersem hatta eksi 4'e böleyim arkadaşlar. Eksi 4'e böldüm. O zaman buradan m kare geldi. Buradan eksi m geldi. Buradan da eksi 2 eşittir 0 oldu. Burası eksi 2'ye 1 m'ye m yazarsak çapraz çarpım yaptım. M eksi 2 m topladım. Eksi m'yi verdi. O zaman doğru ayırmışız. M eksi 2 çarpı m artı 1 eşittir 0. Burayı 0 yapan değer m buradan 2. Burayı 0 yapan değer m buradan eksi 1 olur. Bana m'nin negatif değerini sormuş. Negatif değeri kaç olur arkadaşlar? Eksi 1 olur. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Gelecek videomuz ikinci derecenin denkleme dönüşen denklemler olacak. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.